Deprem ülkesi Türkiye'de deprem gözlemleri nasıl yapılıyor? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Gözlem İzleme Merkezi'nin kapılarını açtı. Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Doçent Doktor o Doktor Öcal Necmioğlu da uyardı. Tsunami sadece açık denizde olmaz dedi. Onlarca ekran açık, görevliler pür dikkat, gözlem ve izleme yapıyor. Kandilli Rasathanesi'nde deprem ve tsunami hareketliliği işte böyle takip ediliyor. Dünya üzerinde çok azı hissedilse de her sene yaklaşık 500 bin deprem oluyor. Türkiye ikinci deprem kuşağında yer alıyor. Onun için izlem ve gözlem büyük önem taşıyor. Türkiye'de deprem izleme merkezlerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi. Dahası Kandilli geniş ağıyla komşu ülkeleri de deprem için uyarıyor. Merkezimizin gözlem, deprem gözlem alanı Yunanistan'ı batıda kapsayacak şekilde bütün Doğu Akdeniz'i, Ege'yi ve Karadeniz'i içerir. Tsunami gözlem alanı ise bu deprem gözlem alanı içerisinde meydana gelen tsunamiler daha uzak bölgelere de yayınım gösterebileceği için Adriyatik'i ve Orta Akdeniz bölgesini yani Malta, Sicilya, Tunus, İtalya arasındaki kalan bölgeyi de kapsar. Kandilli de aynı zamanda tsunami de yakından takip ediliyor. Biz toplam 28 depremde biz farklı seviyelerde tsunami uyarı bilgi mesajları gönderdik. Şu an ezberimde tam yok ama galiba 5 adet uyarı mesajı gönderdik. 4 adet tavsiye mesajı gönderdik. Yani bir depremin tsunami oluşturabileceğine, bu anlamda dikkat edilmesi gerektiğine dair daha temkinli bir mesaj gönderdik. Peki deprem ülkesi Türkiye'de tsunami riski var mı? Tsunami sadece açık denizlerde olmaz. Deniz tabanının statik yer değiştirmesinin olduğu, suyun olduğu her yerde, denizin olduğu her yerde tsunami olabilir. Bu bir göl olabilir. Bu bir Marmara Denizi gibi kapalı, nispeten kapalı bir deniz de olabilir. Bu Doğu Akdeniz gibi oldukça açık bir deniz de olabilir. Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Doktor Öcal Necmioğlu çalışma alanları hakkında bilgi verdi. Merkezimizin kökeni, kökü, esası, temeli deprem gözlemleridir. Zaten Kandilli Rasathanesi bu konuda neredeyse bir asırlık bir tecrübeye sahiptir. Bizim tsunami çalışmalarında yaptığımız depremin büyüklüğünü, tayini doğru bir şekilde tayin ettikten sonra bu depremin bir tsunami oluşturup oluşturmayacağını değerlendirmek ve oluşturma ihtimali varsa buna yönelik bir uyarı mesajı göndermektir. Kandilli'nin 240 sismik istasyonunun yanı sıra çok sayıda deniz seviyesi istasyonları da mevcut. Biz mesajımızı deprem oluş zamanına müteakip 7. dakikada gönderebilmek arzusundayız. Bütün çabamız bu yönde. Bunu her zaman başaramıyoruz. Biz depremi 20. dakikada çok doğru ve çok güzel bir şekilde değerlendirmiş, deprem değerlendirmesinin sonucunu çok başarılı bir şekilde verebiliriz. Ama 20 dakika çok geç, tsunami uyarısı çok geç.